Ne istediğini bilmiyorum ama seninle uğraşmaya hiç niyetim yok. Önemli olan senin ne istediğin Azan. Sen o yüzüğü gerçekten çıkartmak istiyor musun? Geç kaldın Nil. Ya ne demek geç kaldın ya? Ne demek geç kaldın? Sana yardım edeceğim diyorum, anlamıyor musun? Ben de sana geç kaldın diyorum. Hazan, hemen sahile gel, konuşalım. Nil. Bu yüzük Sinan istedikçe parmağımda kalacak. Ya ne saçmalıyorsun sen? Eline koz vereceğim diyorum, anlamıyor musun? Biz Sinan'la öpüştük, tamam mı? Öpüştük, Sinan da bana karşılık verdi. Duydun mu? Ve o yüzüğü takmadan günler önceydi. Yani Sinan hatırlıyor. Sinan o lanet öpücüğü hatırlıyor. Git hesap sor ya, bir şey yap. At o yüzüğü ama. Üzgünüm. Artık çok geç. Boşuna uğraşıyorsun. Ya ne demek geç ya? Şaka mısın sen? Sana mazeret veriyorum işte. O yüzüğü attığını hatırlatmana gerek kalmadan mazeret veriyorum. Ayrılman için bir sebep veriyorum. Hazan. Of ya, of. Biraz da riske atamam. Öyle hiçbir şey yapmadan oturacak mısın? Bir hesap bile sormayacak mısın? Abla, ben de sana geliyordum. Nereye? Beraber çıkalım mı? Benim çok acelem var. Tamam, acil bir işim var ama sonra seninleyim. Nereye kızım? Şş. Tam tahmin ettiğim gibi. Hala buradasın. Sen de hasretime dayanamadın galiba. Ne oluyor Azal? Sen beni değil Yağız sattın, farkındasın değil mi? Kimseyi satmadım ben, ne diyorsun ya? Sinan'a ses kaydını dinlettim. Ben dinletmedim. Nil yaptı. Nil yaptı, Nil. Nil'e kim dinletti peki? Kendi halletmiş işte. Gitmiş telefonumu almış, ondan sonra da şifremi kırdırmış. Kaydı Sinan'a dinletmiş. Ve Sinan da o kazayı bu yüzden yaptı. Nil'in her şeyi bildiğini biliyordun. Uyarmadın beni. Yağız'ı da uyarmadın. Eğer bize anlatsaydın o kazaya engel olabilirdik ama sen sustun. Yağız'a bile sustun ya. Korktum Hazan. Korktum. Çok üzgünüm ama Yağız'ı kaybetmekten korktum. İnan bana, o korkuyu çok iyi biliyorum. Onu çocukluğumdan beri tanıyorum. Yani Yağız çok sabırlıdır, çok bağışlayıcıdır. Ama tek bir şeyi affetmez. Ne kadar kötü olursa olsun kendisinden gerçeği saklayan bir dostu asla affetmez. O kayıt yüzünden zaten yeterince kızgındı bana. Ondan sonra Sinan da kaydı dinleyince paniğe kapıldım işte. Elime yüzüme bulaştırdım, tamam mı? Yağız'ı tanıyorsun bak, o insanlara kolay güvenmez. Kendini kolay açmaz. Ve bir kez kapadı mı? Sana bir kez kapandı mı? Onu bir daha açamaz. Korktum Hazan. Çok üzgünüm ama onu kaybetmekten korktum. Sen onu kaybetmekten korktuğun için sebep olduklarının yüzünden Yağız kaybedecek. Sayende her şeyi kaybedecek. Ne demek bu ya? Yağız neyi kaybedecek Hazan, ne diyorsun? Elimi kolumu bağladım, bu demek. Hazan bak, bana ne demek istediğini açıkla. Ne kaybedecek Yağız? Karışmayacaksın bu işe. Soru sormayacaksın. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eğer Yağız'ın iyiliğini istiyorsan karışmayacaksın, susacaksın. Susacaksın. Sen ondan bir şey saklıyorsun. Bir şey saklıyorsun.
Yağız'ı tanıyorsun. O insanlara kolay güvenmez. Kendini kolay açmaz. Ve bir kez kapadı mı? Sana bir kez kapandı mı? Onu bir daha açamaz. Tek bir şeyi affetmez. Ne kadar kötü olursa olsun kendisinden gerçeği saklayan bir dostu asla affetmez. Yanlış yapıyorsun. En başından beri. Yanlış olduğunu bile bile. Onu Sinan'ın insafına bırakıyorsun. Belki ilk şüphesinde, ilk öfkesinde onu harcayacak. Ve sen kaybedeceksin. Kalbini sana kapatacak. Sana izin vermeyecek aptal. Yanında olmana izin vermeyecek. Yine tek başına göğüsleyecek. Gerçeğin de yalanın da altında tek başına kalacak. Şimdi konuşursan, senden duyarsa en azından yüzün olacak Hazan. Yanındayım deme gücün olacak. Onu kendi ellerinle yıkacaksın. Beraber yıkılacaksın. Ama yanında olacaksın. Nereye sakladın sen bu kadını? Ne kadar kaldı? Gelmek üzere Sinan Bey. Onu Sinan'ın insafına bırakmayacaksın. Gel. Buyurun hanım. Yağız Bey çok affedersiniz. Akşamüstü getirmişler ama kapıdakiler almış, bana da yeni teslim ettiler. Nermin. Buyurun. Sabahki CD'yi kim getirdi? Vallahi onu kim getirdiğini bilmiyorum. Fazilet Hanım'a sormak lazım, o almış çünkü. Tamam, teşekkürler. Bu sefer de ben kapıyı çalmadan girdim. Estağfurullah. İyi misin? Yaz, konuşmamız lazım. Biraz zorlu bir konuşma olacak ama... Konuşma. Hazırım.
Yağız dur. Duruyorum Azam. Bekliyorum, buyur söyle. Kapıda bir adam var. Bahçe kısmında seni bekliyor. Konuşmak istiyormuş seninle. Anlamadım, ne adamı? Bilmiyorum ya, çok acil, çok önemli dedi. Bu saatte bir adam beni acil bekliyor. Cihan ilgilenmiyor mu kimseyle? Yani, aman ne bileyim Yağız, ben içeri girerken Yağız Bey nerede, konuşmam gerekiyor onunla dedi. O yüzden yani acil, önemliymişti. İyi misin gerçekten? Ya acil bir şey var diyorum sana, iyi misin diyorsun Yağız, hadi sen git. Tamam. Bunu kaldığımız yerden devam edeceğiz ama. Evet evet, devam edeceğiz. Kimse yoktu, eminsin. Yaz Bey, ben hep buradaydım. Kimse gelip sizi sormadı. Azan adam. Ne işi var bunun sende? Ne işi var bunun sende? Biliyorsun. Biliyordun. Anne, bunun da mı arkasından sen çıkacaksın? Nasıl ya?
Hazan sen ne yapıyorsun? Oğlum biraz konuşabilir miyiz? Sen ya. Bu yüzden korkuyordum bu kadar bu kadından. Bu yüzden sürekli uyarıyordum beni. Sen biliyordun ya. Sen cinayetin belgesiyle ne yapıyorsun? Anne sen bunu niye sakladın? Sen ne yaptın yine anne? Sen ne yaptın? Niye sakladın ya? Öyle gerekiyordu. Sen nasıl bir şeyleri saklıyorsun? Benim de bunu saklamam gerekiyordu. Sakın. Sakın beni kendinle bir tutma anne. Sakın. Sen bir cinayete örtbas ettin ya. Sen ne için anne yine hangi pazarlık için? Anne sen ne yaptın? Hangi pazarlık için yaptın sen bunu? Kazım Bey biliyordu. Haberi vardı Hazım Bey'in. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Bütün bunlar siz hepiniz... Allah'ım midem bulanıyor. Kızım. Bak sana yemin ederim. Vallahi de billahi de ben çok pişmanım. Pişman mısın? Çok pişmanım yavrum yapma. O CD'yi sen verdin be. Sen bunca zamandır her şeyi biliyordun. Her şeyi saklıyordun. Şimdi görmesini istedin ya. Kızım ben bunu senin için yaptım. Anneciğim senin için yaptım. Niye anlamıyorsun bunu? O utanmaz Sinan'ın artık senden başka uğraşacak bir derdi olsun diye yaptım. Senin elinde oyuncak gibi çevirmesin diye yaptım. Otursun kendi derdine düşsün diye yaptım. Niye yapacağım? Ne Sinan'ı ya? Ne Sinan'ı anne? O senin Yağız'ın elindeydi. Yağız'ım. Ben geç kalsaydım her şeyi öğrenecekti o. Annesinin, halasının katil olduğunu öğrenecekti. O katilin... Onu doğuranın gerçek bir katil olduğunu öğrenecekti. Her şeyi anlatacaktım, cesaretimi toplamıştım. Sırf Sinan'ın insafına kalmasın diye. Bütün hayatı tuzla buz olurken onun yanında olabilmek için ben bütün gerçeği anlatacaktım. Ben ne yapacağım ya? Ben ne yapacağım? Ben şimdi o kadının bir de halasının katili olduğunu bile ben ne yapacağım? Ben tek bir gerçekle bu adamın hayatını nasıl yıkacağım ya? Ben ne yapacağım ya? Daha nasıl, daha ne kadar yıkılacak? Bu adam bunu nasıl kaldıracak? Tek bir gerçekle daha ne kadar yıkılacak? Ben ne yapacağım? Ben nasıl unutacağım ben? Bir daha bu cesaretimi nasıl toplayacağım ben? Hasan. Kızım deme bana. Bana kızım deme ben artık. Ben artık senin kızın olmayı kaldıramıyorum anne. Sen o kadının katil olduğunu biliyordun. Biliyordun sen. Hangi pazarlık için sen cinayeti sustun ya, cinayeti sustun sen. Sen susmasaydın o kadın şu an hapiste olacaktı. Hapiste olacaktı o kadın. Sinan bu saçma sapan oyunları oynamıyor olacaktım. Annemiz diri diri o toprağın altına gömülmemiş olacaktık. Ben ne yapacağım peki şimdi? Ha? Ben ne yapacağım? Ben susacağım. Ben artık geç kaldığım için lanet olsun deyip senin gibi susacağım. Ağlama çocuğum. Ağlama deme. Ağlama deme. Ağlatan sensin. Dayanamıyorum.
biliyor musun? Bak bana, bak. Bu parmağımdaki yüzüğün sebebi, dün gecenin sebebi, bu gecenin sebebi, hepsinin sebebi sensin anne. Kızının diri diri gömüldüğü toprağın altından bile sen çıkıyorsun ya. Kızım. Kızım deme bana. Bana kızım deme, yalvarırım deme. Ben artık senin kızın olmayı kaldıramıyorum. Ne midem, ne ruhum, ne kalbim ben artık kaldıramıyorum. Ben kaldıramıyorum. Ben senin kızın olmayı kaldıramıyorum artık.